Şafii ve Şafi mezhebindeki bir kızla Hanefi mezhebindeki bir erkek veya Şafii mezhebindeki bir erkekle Hanefi mezhebindeki bir kız evlenebilir mi? Evlenebilir. Maniki, Hanbeli mezhebindeki de evlenebilir. Mahsuru yok ki bunlar. Hiçbir mahsuru yok. Peki evlendiği zaman herkes kendi mezhebi. Tabii herkes kendi mezhebinde. Kendi ilmihal kitabı varsa ona göre bir. Efendim çocuklar, çocuklara hangi mezhebin ilmihal bilgisi öğretilmişse çocuk o mezhebe göre ibadet eder mezhebi o olur. Mezhebi o olur. Yoksa anasının mezhebi böyle olduğu için annesine babasının ki öyle, öyle değil o. Bir alakası yok o işin. Mesela diyelim ki Türkiye'de kadın da erkek de ikisi de Hanefi evlendiler. E gittiler Cezayir'e mesela. Orada iş oldu. Çocuklar dünyaya geldi. İşleri uzun sürdü. Onun beş sene orada kaldı. Çocuklar oradaki din mekteplerine gönderdiler. Çocuklar Maliki mezhebinin e, fıkıh bilgilerini öğrendiler. Ne oldu çocuklar? Maliki. Maliki mezhebinde olur. Efendim biz Hanefi'ydik. Ha, sen çocuğuna Hanefi mezhebinin fıkıh bilgilerini öğretirsen gene çocuk Hanefi olur. Veya Şafii mezhebinin fıkıh bilgilerini öğretirsen Şafii olur. Yani bir mezhebi bir mezhebe geçmek veyahut da anası, öyle bir şey söz konusu değil. Kim aynı şekilde hangi mezhebin fıkıh bilgilerini, ilmihal bilgilerini öğrenmişse ve ibadet ediyor, ondan olur. E, diyelim ki şafi mezhebinde anası babası doğmuş büyümüş ama hiç haberi yok. E gelmiş Hanefi mi, e, bir fıkıh kitabı ilmihal kitabı bulmuş okumuş dinini oradan öğrenmiş. E benim anam babam Şafiiydi. E, anam babam Şafi olsun sen Hanefi oldun. Veya da annesi babası Hanefiydi. Ondan sonra e, çocuk sonra bir Şafii ilmihali buldu veya fıkıh kitabı buldu onu şartı Şafi oldu. Yani onun bir mahsuru söz konusu değil. Yani dört mezhepte itikaden ehli sünnet olduğu için bir problem söz konusu değil. Birbirlerinden bir, farkları yok yani. Yok.